Sen ismini hatırlamadın. Zeynep. Zeynep. Ha, tamam Zeynep. Bir numara Zeynep'ten aklıma gelsin. Bir Evet. Zeynep'imiz daha var Çift Zeynep. mı? Şimdi bahsettiğimiz şeyin örneğini tekrar yapalım. Poligona geldim. Bir tane grid yaptım. Grid'in size'ını işte bunu 10 yapayım. Hatta şöyle olsun. Şeye tam sığsın. 20 tap. Şöyle de 100 tap. Ha, bu arada şey olabilir. Sallıyorum. Modelinizin bu kadar çok girintiye çıkıntıya ihtiyacı yoksa yüze yüz yapacaksınız diye bir şey de yok. Hani. Ya da işte sallıyorum arazinizde arazi olmasını düşündüğünüz şeyler bir şekilde sizin sonsuza düşürmeniz gereken bir şeydir. Yani sonuçta şey olması gerekiyor, bir tane ufuk çizgisi gibi bir şeyin olacak. Yani arazin kesilemez bir yerden. Mesela hani sen ya kamera açısını ona göre ayarlayacaksın. Mesela şöyle baktığınız zaman şu gridi de iptal edeyim. Hani bir şekilde şeyin sallıyorum Photoshop'ta, After Effects'te, Tumum'da artık nerede background atıyorsan. Hani background da modelini ayıran bir yer olması gerekiyor ve bunun bıçak gibi kesilmemesi gerekiyor. Ya da arada boşluk kalmaması gerekiyor. O yüzden hani yapılabilecek şeylerden bir tanesi belki olabilecek. Hani işte sallıyorum en dıştaki çizgileri seçtim. W'ye bastım. Bir de B'ye bastım ki B soft selection demektir. Yumuşak bir hareket yaptırmayı sağlar. Yani mesela şunu şöyle çektiğim zaman ki aslında fazla şey. B'ye basılı tuttum. Soldan sağa çektim. Şey değişti. Etkilediği alanın büyüklüğü değişti. Günaydın. Neden önce ne yapıyordun? Kişisel yoklamaları Şunlar olmasa bir gene ben imza alamadım. Peki. Ne zaman yapayım? Bürokrasiyle aram çok kötü biliyor musun? Ben teşekkür ederim. Şimdi tabii bu şey olabilir. Tam istediğiniz şeyi karşılıyor olabilir, karşılayamıyor olabilir. O sizin karar vereceğiniz bir şey. Ama mesela hani Hocam şundan önce ne yaptık? bundan önce derken Yani W, B mi var? yani normalde W biliyorsunuz zaten Move Tool'u açar. B Soft Selection dediğimiz Olmuyor. B'ye basılı tuttum. Hiçbir şey seçmezsen şeyi görmezsin. Bir şey seçmen lazım ki Vertex, Edge, Face fark Siz etmez. neyi seçtiniz? Ben en dışarıdaki Edge'leri seçtim. Double click'te bütün Edge'leri seçtiğim zaman arkadaşlar hiçbir şey seçmeden hiçbir şeyin etkisini göremezsiniz. O yüzden de bir şey seçtiğinizden emin olun. Peki soft selection'ı böyle içeri doğru getirdiğimiz onu nasıl yaptınız? B'ye basılı tutuyorum. B'ye basılı tuttum. Sola sağa sürüklediğim zaman yani büyüklüğünü ve küçük etki alanını değiştirmiş oluyorum. B'ye basılı tutun. Basmayın. Bastın demiyorum. Basılı tutun. Nasıl tutuyor mu hocam? Onun öncesi kabarmamalı. Yok, şu an kabarma olması, şu an kabarma olmayacak zaten. Şu an ben fırçanın şeyini değiştiriyorum. Sen hiç Onu daha önce şunu hiç çekmezsen kabarma göremezsin zaten. İlk önce bir şey çekip move etmen lazım ki kabarma olsun. Şimdi bak mesela bahsettiğim şey neydi? Değil mi bak? Şimdi ben sallıyorum bak kamera açımla şuraya geldiğim zaman bakın hani ne oluyor? Fon bir şekilde aşağıya iniyor değil mi? Şey değil. Hani bıçakla kesilmiyor. Orada bitmiyor. Ne oluyor? Hafiften bir tepe arkasıymış gibi bir şey. Sallıyorum bu noktadan sonra geldim. Mesh Tools. Poligona geliyorum tekrar. Mesh Tools'tan Sculpt Geometry Tool, değil mi? Sculpt Geometry Tool'a girdim. İşte push yukarı yapsın. İşte M'ye basılı tutup ya da şuradan şeyini değiştirebilirim. Maximum Displacement. Şu 1 yazıyor. Mesela şöyle küçültüp şeyi görebilirim. Gördüğünüz gibi. Hani bu şekilde sallıyorum. Arazimi aldım. Biraz devam ettim. Biraz şurayı daha genişlettim falan.
Shift'e basılı tuttum, smooth yaptım. Shift brush'ı smooth etme, yani şeyi, yüzeyi smooth eder. Sallıyorum işte, geldim şuraya. Ya tabii illa her şeyi böyle kabartacaksınız diye bir şey yok. Mesela bir tane face tuttum herhangi bir yerde. Zeynep. Face tuttum. W'ye bastım. Soft selection'ın var ya. İşte bunun büyüklüğünü hafiften aşağıya ayarlıyorum. Mesela arazi biraz daha orada şey olsun. Burayı tuttum. Çok daha büyük bir alan şey olsun. Yükseltisi olsun. Mesela böyle baktığın zaman, hani bir arazi istediğin zaman pratik bir şekilde çat 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 araziyi oluşturabilirsin gibi gözüktü bana, bilmiyorum. Evet, iyi, iyi, çok güzel. İyi. Yani bir soft selection, bir scalp geometry tool. İkisi evet. Sizin temel olarak isteyebileceğiniz birçok şeyi yaptırdı size arazi anlamında. Peki ya su, göl koymak dediğiniz zaman, değil mi? Evet. Şimdi su, göl koymak dediğiniz zaman çok basit bir şekilde bir girinti yapacağız. Bu arada tabii hani mesela kadrajına göre kameran nereyi görüyor? Kamera, sonuçta bütün işler kameraya göre yapılır ya. Hani hepimiz yıllar önce Star Wars'un ilk versiyonlarında biliyoruz. Adam kamerayı dönüyor. Köşeyi dönüyor. Lan set o kadar zaten. Bir köşeden ibaret. Hani 10 metre gerisinde bildiğin normal merdiven falan var. Metal. Çıkıyorsun oradan tık 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 tık. Sadece adamlar o köşeyi dönsün diye, ya da işte şeyin o bunların şeyin Han Solo'nun gemisi vardı ya. Mesela onun koridoru, işte sallıyorum toplamda o 10 metrelik bir koridor. O kadarlık bir set var. İçinde hareket edecekleri zaman adam giriyor, oradan koşmaya başlıyor, oradan çıkıp gidiyor, set o kadar. Yani kameranın göreceğin yeri yapıyorsun ya, bizde, yani bizde değil yani, bütün prodüksiyonda, hiçbir prodüksiyonda görmeyeceğin yerle ilgili bir çalışma yapmazsın. Çok basittir. O yüzden kamera için burayı göreceksen, bunu yaptın mı? Gerisini düşünme. Ha, kamera için yukarıya çıktı, arkayı görecek. O zaman tabii arkayı toparlayabiliriz gibi. O yüzden genelde şey, yani hikayeye kafada netleşmeden çok fazla işçiliğe koyulmamak gerekiyor. Çünkü özel ihtiyaçlara göre sürekli yok orası eksikti, burası fazlaydı diye bir sürü şeyin oluyor. Anlatacağın hikaye ne olsun ilk önce, ondan sonra bir şeye girişebilirsin. Ki sadece şey de değil, yani dedim ya, tekrar Sculpt Geometry Tool. Mesela smoothladım, şey yapıyorum. Brush size'ımı bir şey yapabilirim, değiştirebilirim. İşte fall off'unu buradan ayarlayabilirim. Mesela çok köşe kütük bir şey istedim. Sonra shift'ledim. Hemen o şeyi biraz kurcalayıp şey yapabilirsiniz. Kaynama var mı? Ha, yani olabilir değil mi? Hani çok farklı. İşte M'ye basılı tutup küçülttüm. Yani şuradan gücünü, brush size'ını küçülttüm. Ufak dokunuşlar, sonra shift'ler. Yani bu size çok şey olmayan bir arazi görüntüsü verir. Bir de mesela şuraya ufak bir şey yapalım. girinti. Sonra aldım, yine aynı tool'dayım. Sculpt Geometry Tool. Bu sefer ne olsun? Girinti olacak içeriye. Buna basmama gerek olmadığını söylemiştim. Kontrole basılı tutarsam. Bak mesela şöyle görün. Max Displacement. Kontrole bastığımızda bakın ok aşağı yöne dönüyor, görüyor musunuz? Ya bu da artık hani noktaları aşağıya vuracak demek. Mesela sallıyorum, kontrole bastım. Şöyle. Şurayı. Ha? Rivendell. Mesela bunu bu şekilde aldım. Sonra ne yapabilirim? İşte shift'e basıp şu kenarları biraz yumuşatsam. Şeyden biraz kaçınmakta her zaman fayda var. Çok düz alanlardan, çok düz arazilerden yapacaksan. Sonra bak mesela geldim buna, tekrar ediyorum. Gayet şey. Bir başka plane'de yani büyüt. Biraz içine sok. Bu da senin suyunun zemini olsun işte. Şey olmak zorunda değil. Yani su gibi su olmak zorunda değil. Ha, su gibi su olması gerekiyorsa o zaman başka bir çözüm bulman gerekir. Ama her zaman için yani ne kadar ihtiyacın varsa o kadarlık bir
sallıyorum 20. Mesela bu hiç dalgalanmayacak, hiç tepki göstermeyecek bir suysa bırak böyle kalsın. Temiz. Hafif bir dalgalanma efekti falan eklemek istesin. Şöyle hafif dalgalanma efekti eklenebilir. Ama mesela dalgalanma efekti çok küçük bir dalgalanma efekti ise bunu mesela render esnasında isteyebilirsin. Gerçekte hiç hareketlenmeyen ama çıktı alma kısmında render'da hafiften etkileniyormuş gibi gözükmesini isteyebilirsin. Büyük bir dalga olacaksa o zaman burada yapman gerekir. Modeli değiştirmen gerekir. Yani o zaman işin içine farklı şeyler giriyor. Bir, dalga çok statik bir şey mi? Hani sabit bir salınım şeklinde mi yoksa bir tekne mi geçiriyorsun? Hani ona göre suya yaklaşacağın şey çok farklı olurdur. Yani başka bir programa bile geçebilirsin. Geç açtık Bifrost diye bir tane şey geldiler. Hani su simülatörü diyeyim ben artık size. Akışkan simülatörü. Daha çok o iş için kullanıyor herhalde. Ben kullanmadım. Sadece ne olduğunu biliyorum. Hani orada mesela gemi geçtiğinde o önündeki suyu yarsın gibi bir şey isteyebilirsin. Ama çok basit bir, çok basit değil. Daha basit bir proje yapıyorsundur. Öyle bir efekte ihtiyacın yoktur. Sadece gitsin, yeter dersin. Daha suyu yarmasına gerek yok dersin. O da olur. Hani o biraz ihtiyaca göre değişir. Ya şunu bir anlatır mısınız? Ya sudan önceki kısmını artık... Sudan önceki... Ben yapamıyorum. Sen yapamıyorsan o zaman şöyle yapalım. Girelim, beraber 2 dakika tıklayalım. Bakalım nasıl oluyorsa. Ama... Şey olmuş olsun, şu an kaydı şöyle durdurabilirim aslında. Ya zaten kesip içecek bir arkadaş var değil mi? Mesela, şimdi... Şimdi object noktayı, tam şunu gördüm. Tamam, mesela ne yapacağım? Sadece bir vertex, face bir şeyler tutup çekmem lazım. Mesela şunu da tutup, tamam diyorum aslında. Görüyor musun? Soft bir şekilde şarkı. Bunu sağlayan şey ne? B'ye düşün. B'ye basarsan, yani kapalı olursa bu şekilde köşe çıkar. B'ye basarsan da belli bir etki alanı üzerinde yumuşak bir şekilde çıkartırsın. Arazinin genel hatlarını oluşturursun. Sonra polygondasın. Polygondan meşhur. Scope geometri. Şu an yumuşatma tuğulu değil. Çıkar çıkıp yürütecek çok büyük biliyor musun? Çok yüksek. Buradan max display'in küçüklüğü hala çok yüksek. Mesela şöyle bir şey görüyor musun? Çıkartabiliyorsun. Şeyin biraz daha köşeli bir şey yapalım mesela. Küt küt çıksın şeyler. Herhalde. Bir de burada şey var aslında. Bir display'de. Sana bir de shift'e bas. Mesela şöyle de şeye git ben sonu sayabilirsin. Shift. Şahit. Şimdi sabırsız bir şekilde arazi çekti. Mesela bunu şöyle aldım. Tabi bu değil mi? Arazinin bu kameranın bakış açısına göre ufak bir ayar çekersin. Temizdir. Temiz bir arazi şeyi oluyor. Kontrolle şey yapın, tersine doğru, içine doğru sarıyor. Shift, sarıyor. Sun eğitsin. Sonra bir tane başka bir eğitim yazsın. İzliyorsun, o da zaten orada. Sen normal oyuncu seçimine gidiyor. Ama şey olsun, ne kullandık? Scope Geometry Tool. Mesela hani yani bununla yapabilirim de YouTube'a yazdım Scope Geometry Tool diye. Onunla ilgili şeyler gelir zaten. Sen şu an hangi bilgiyi arayacağını da bilsen kâfi. Hani şu an uygulamada şey de yapsan hani Scope Geometry Tool'la arazi yapılıyormuş dediğin zaman onu arayacaksın. Onunla ilgili bir sürü uygulamayı görsün. Ve zaten kursun genel amacı o ya zaten. Hani bir şey yapmak istediğinizde hani aramanız gereken bilgi hangisi? Şey olur. Bak gayet pratik. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Hani bu niye önemli? Şey almayacağım. İsimler oldu mu? Olmuştur. Sen zaten
Hocam ben yapamadım bu arada. Tamam. Yok. Normal nokta çekmek için. Senin scalp geometri. Nerede bu? Scalp'ın 5 tuzlu. 5 tuzlu scalp geometri. Ama sen bu arada bir kazık tadılar, bir kazık tadılar anlatacağım. Şey yapmadan scalp geometri tuğla girdim ya, ne yapmışlar? Kazık. 1 lira vereceğim şey 18 lira vermesin. Zirdeon'un kuşun kanları okudur, suni lirayla bayarlandırdık. O zaman yanlış gibi görünüyor sana. Sen biraz doğru İstanbul. Ayarlar yapmıyorsun demektir şimdi. Hocam benimki etki etmiyor. Kuraş şöyle. Tamam, object mode'a geldim. Böyle yapıyor. Tamam. Vertex. Object mode'da olacaksın. Bir. Objeyi seçmen lazım. Seçtiğin şey obje olmalı. Şimdi kim objeyi seçmedin. Bilgisayarı scalp geometri mi? Ne yaptın? Scalp geometri. Selam, hoş geldin. Ha, evet. Vertex moda girmemin sebebi scalp geometri tool için değil. Vertex moda girmemin sebebi source selection'da araziyi genel hatlarıyla şekillendirmek için. Vertex moda girdim sonra scalp geometri tool'a girdim değil, öyle yapmıyorum. Objenin kendisi seçtim sonra scalp geometri tool'a girdim. Etki etmediğini düşünüyorsanız maksimum displacement'tan bir şey yapar. Sayısal değeri arttırır biraz. Yani o fırçanın ucundaki okun biraz görünür olsun. Neler kaçırdın Ceren? Neler var? Civarın komedisi süperdi ya. Arazi anında yapılır bak, görüyor musun? Cuma günü düşünüyorum ki sabah kalkarım 8.30'da. Muhtarlığa giderim. 11'e kadar işimi halleder. Giderim. İşte en büyük 11'de burada olurum. 11'de ancak kalktım. Şöyle bir şey varmış hocam. Gidiyorsunuz. Muhtarlığa pek bir şey para etmiyor çünkü adam diyor ki sen git babanla gel. Nasıl ya? Kaç yaşında adamsın? Kimliği çaldırdım. Kimlik kayıp olduğu için. Yeni kimlik için belge almak gerekiyor. O belgeyi de öyle direkt vermiyorlar ki. Babam işte nedir o? Kimliğiyle gelsin, imza atacak falan filan. Onu bekle, o geldi, onu al, öbür tarafa götür bilmem ne. Tamam. Bu arada şeyi de söyleyeyim arkadaşlar, şu an bir örneğini yapmayacağım. 2015'te Animation'da, Crit Deformer'da şurada Texture Deformer var. Bunu şey yapın, kurcalayın. Tavsiye edilir. Ya da 2016'da artık neredeyse. 2016'yı daha kurmadım, bilmiyorum şeyini. bu şekilde dediğim gibi yani arazi eğer ne yapmayı düşündüğün biraz aklında varsa şey yapabilirsin. Hızlı bir şekilde kurabilirsin. Ya da mesela bu şekilde başlamak zorunda da değilsin. Benim başka bir şeyde yaptığım hani bir şekilde yaptığım bir uygulamada şöyleydi. Polyplane işte belki şuna gerek yok şu an. Çok daha işe basit başladım. Mesela nasıl basit başladım? Bu değil. Şöyle olsun. Bunu biraz uzatayım. Şunu da mesela 3 yapayım. Bak çok basit şöyle bir şey yaptım. Şu aldım bunu. Soft Selection'ı bir kapatayım. Seçtim. Extrude. Mesela hani bir şey istiyorsam vade gibi bir şey. Sallıyorum biraz şunu şöyle açtım. Tamamen şey takılıyorum. Spontane bir şekilde. Soft selection belki bir şey yorumlu değil ama. Biraz araziyi yamultmak istiyorum. Tamam. Aldım. Biraz da böyle aldım. İşte belki bir tarafını çok az yükselteceğim. Tamam.
Bunu yapıyorum. Tamam, bu mesela bana belli bir genel hat verdikten sonra şimdi sallıyorum çizgi sayımı arttırmak için insert edge tool'lar atabilirim. Mesela şu an baktım şuna. Tamam, fena değil. Sonra şöyle bir shift command, yok control z. History'yi silemedim. Shift alt değil mi? Ha, tamam. Sonra bir tane normal polygon smooth verdim. Şey sayısının, nokta sayısının biraz önce olduğu gibi artmasını istedim. Sonra buradan sonra da tekrar sculpt geometry tool, biraz önce gösterdiğim. Bu sefer bununla daldım mesela şeye. Şeyi hala çok kuvvetli. M'si. Magnitude. Push'tayım. Mesela sallıyorum. Böyle aldım. Yine arazime bir şekilde girdim. Değişiklik istersem zemin. Artık nasıl bir şey varsa aklımda ya da var mı bilmiyorum. Hani sonra biraz da sumutlayalım. Mesela hani baktığım zaman hani bu da bir şey kanyon gibi bir şey girmek istediğin zaman kameranın gene gördüğü açıdan bunu yapabilirsin. Böyle bir genel hattın olur. Yani illa şeyden başlamana da gerek yok. Hani dümdüz plane'den başlamana gerek yok. Derin bir kanyon gibi bir şey yapacaksan derin kanyonun genel durumu işte soft selection'la biraz çekiştirip sonra nokta sayısını arttırıp sculpt geometriyle de girebilirsin. Tamam. Getirdim getirdim kendim. Kendi bilgisayarımı getirdim. Şimdi bu bir şey yöntem. Başka mesela sanırım bu konuyla ilgili var mı bu şeyin? Arazi yapmakla ilgili. Ne olsun? Yani buzları mesela kıracağım falan. Yani kırma olayına girdiğin zaman explode şeyi var mı yani kendi kendine patlatsın buzu böyle katı katı böyle şeyler anladım. Olsun. Şimdi şöyle söyleyeyim. Kırılmamayanın kendisinde var mı? Şu an var mı yok mu? Çok net hatırlamıyorum. Onu söyleyebilirim. Yok diye hatırlıyorum. Yalancı çıkmayayım diye şey. Belki bir şeyler yapmışlar demişler de bilmiyorum da. Tercihen kendi kendine kırılsın dediğin şeylerden mümkünse kaç. Dinamik, yani ilk yaptığınız projeler, mesela ilk denediğiniz projeler her zaman yapabileceğiniz en basit şekilde yapın arkadaşlar. İşte sallıyorum, ben bir karakter tasarladım, beline kadar saçı var, bir de 3 kat kumaş giyiyor. Bitmez o iş, yapamazsın, bitiremezsin. Çok net söylüyorum. Yapabileceğiniz işleri üzerinde, mesela orada kırılın, kendi kendine kırılsın istiyorsan, mesela bir şekilde elinle, modelle, kırıldığı esnada tut, key ver, animasyon ver. Ona hiç kendi kendine kırılsına girme. Yani o seviyeler prodüksiyonun üst seviyeleri. Biliyorsan problem değil ama bir şeyi ilk önce öğrenip sonra onunla bir şey yapmaya çalışmak biraz sabır ister. Yorucu olur. Hani normalde o yüzden herkese tavsiye ettiğim şey şudur. Yapabildiğiniz en basit projeyi yapın. Yani yöntem olarak en basit yöntemlerle yapın. Yapabiliyorsanız bir zoruna o zaman geçin. Yapabiliyorsanız bir zoruna o zaman geçin. Bir zoruna, bir zoruna, bir zoruna. Yani bir karakter yürüttüm diye ertesi gün gidip de böyle dediğim gibi fantezi kurmayın yani işle ilgili. Mesela yapabiliyorsan dediğim gibi elinde modelleme kısmına girebilirsin. Ya da hani biraz daha şeydir. Olabilir, niye olmasın? Bununla ilgili zaten size biraz sonra kayıt dışı bir şey yapacağım. Laptop'ta bir şeylerim var. Göstermek istedim. Şu an kayıt var. Yani bu şu an çok önemli mi? Yani önemli. Yani birçok şeyden sizi kurtarır. Ha bu arada mesela şu öyle şöyle olmasına gerek yok. Bütün bir arazinizin tek bir parçadan oluşmasına gerek yok. Yani sallıyorum sen bunun arkasına görünmeyen yani mesela şöyle bir şey yapayım. Mesela çok da görmediğimiz şeylerden mesela bir tane bent deformer var. Deformerları anlatmadım. Değil mi?
Mesela normalde sallıyorum animation yapılabilecek şeylerden bir tanesi. Crit deformer, nonlinear, bend deformer. Bend deformer'ı şöyle aldım. 90 derece büküyorum. Sonra bunu geldim bend'den curvature'ına şöyle yaptım. Bir de şunu şöyle çevireyim. Bir de şöyle 90 olsun. Mesela arazimi biraz bend ettiğim zaman bu bana ne verecek biliyor musun? Zeynep. Mesela bir şekilde ben yine arazimin sonsuza gitmesini engellemiş olacağım bu şekilde. Hani mesela buradan baktığım zaman salıyorum. Vadim bir yerde şey almış olacak. Kapanmış olacak. Ama mesela size gene bir şey daha. Böyle bir şeyi tabii daha uzun bir şeyle de yapabilirsiniz. Salıyorum şunun historisini sildim. Kendisinden bir kopya aldım. Ctrl D, E'ye bastım. Sonuçta biliyorum ya, karşılıklı çizgi sayıları aynı ya. İstersem bunu baştan da yapabilirdim ama bir tane arazi yaptım. Arazi yaptıktan sonra edge, şunları tuttum, şunları iptal ettim, bridge, division aldım. Mesela yani arazimi biraz daha uzatmış oldum böylelikle. Bunu bir kere daha yap. Anlatabiliyor muyum? Yılan gibi dolandırırsan. Tabi şey değil. Hepsiyle sculpt'ıyla tek tek uğraşma diye. Hani bunu yapabilirsin. Tabi akabinde mesela araziyi biraz şeyden kurtarmaya çalışıyorsun değil mi? Hani boşluktan kurtarmaya çalışıyorsun. Şunu mesela belli bir kısmı aldım. Soft Selection'ı açtım. Mesela böyle olduğun zaman da hani şey görüyor olmak. Sallıyorum tepe görüyor olmak. Tepenin arkası mesela şu formumu düşün. Her zaman için sana bu konuda yardımcı olur. Bu şekilde bir arazi yaptım. Olabilir. Hocam. Bir şey soracağım. Ben daha önce de formu kullandım da. Modelimi yaptım. UV'sini açtım. Güzel. Tekstürümü attım. Ondan sonra deformer verdim. Deformer verince tekstür patladı. Oralar işte. Deformer verdiğim yerlerdeki face'ler daralınca o istediğim detaylarda, desenlerde kayboldu. Onu mesela nasıl düzeltebiliriz? Yine otomatik kendini yedirebilir miyim o tekste? Normalize yapmak gibi. Yok, bir şey yapamazsın. Yani sonuçta deforme ettiğinde UV sabit kalması gerekiyor ki. Gerçekte de öyle olması lazım. Ben size sallıyorum, sen bir karakterin kolunda kazak giydirdin. Normalde kazağı açtığınız zaman düğünleri arasında boşluklar olması gerekiyor değil mi? Stretch olması gereken bir şeydir zaten. Yapabileceğin tek bir şey var. Tekrar şey yapıp, UV tekstür ettiğinde unfold'la şey yapalım, tekrar yeniden ayarla diyebiliriz. O deformu yapınca UV şey yapmıyor. UV karşılığını bulmuyor. Tabii. Deformu yaptım işte arabanın kenarında desenler vardı hani. Arabayı kaldırıp böyle transform gibi bir karakter yapmam gerekiyor. Orada işte patladı. Ya orada hani şeyin yok. Çok bir çözümün yok. Bildiğin UV açma şeyin neyse o olmak zorunda. O zaman işte şimdi şey sıkıntısı hani bend yapınca şimdi düzgün bir düzen olmadığı için UV'de bu sefer ben çizimimi de ona göre düzgün atamıyorum. Bulacaksın bir çözümünü yani değil mi? Şey yok. Çok pratik bir şekilde hani şunu yap her türlü problemi çözer diyebileceğim bir şey yok. Hani normalize var belki o bir işe yarar mı dedim de. Mesela şu araziyi biraz daha şöyle uzattım. Division'ını biraz arttırdım. Sonra aldım. Bakın tekrar aynı şeyi yapıyorum. Gördünüz mü? Hani şeyi kaldırmaya çalışıyorum. Hani şey ufuk noktasındaki kesişimini mesela kameramın bulunduğu noktaya göre şey olmasını istemiyorum. Hani bir şekilde arazim sağlam 3'e bastım şimdi. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Hani ona iyi karar vermeniz lazım. Mesela kamera nerede? Neyi görüyor? Gördüğü açıya göre de şeyin arazinin orada kesilmemesi durumunu ayarlarsanız sallıyorum Sculpt Geometry Tool. Hocam bir şey daha sorabilir miyim? Tabii. Bu yani render alırken burada şey var mı yani böyle mesela Rhino'da vardı böyle
şey şeklinde, böyle çizim şeklinde wireframe falan. Boyamayı bunun üzerinde yapmasak da Photoshop'ta yapsak ama bize ışık gölge açısından yardımcı olacak bir böyle bir siyah beyaz bir şey versin, fikir versin. Öyle bir şey var mı? Tabii. Mesela sen şimdi şu an gördüğün görüntünün direkt şeyini mi istiyorsun mesela, sallıyorum? Yok, bunu istemiyorum da daha böyle nasıl, daha çizgisel falan bir şey. Mesela normalde şimdi eğer şey yaparsan hardware 2.0 sonra yani render'ını almak için de sallıyorum wireframe on shaded. Mesela ben şu an hardware 2.0 render şeyi göstermiyor muyum? Gösteriyor olması lazım da. Valla. Eğer kutusuna bakalım. Yani üzerinden boyama yapacaksan render'a niye ihtiyacın var? Işık şeyini almak için mi? Işık bilgisini almak için mi? Evet. Yani güneş koyacağım mesela. O nereye vuruyor? Yani sonuçta çok dağılıp dereli falan ya yani. Yani şunu yapabilirsin. Normalde bir önceki derste hani şeyde şunu yapmıştık. İşte Mental Ray'den çok az bahsetmiştik. Mental Ray yokmuş şu an. Window Setting and Preference Plugin Manager. Neredeydi o? Var. Burada niye yok? Varmış. Ben görmemişim. Indirect Illumination. Physical Sun and Sky diyorum. Bastım. Bir tane şey geldi. Güneş geldi. İşte atmosferinin nasıl olmasını planlıyorsun. Mesela şöyle. Gün batımı gibi bir şey. Gün batımı gibi bir şey de şöyle bir şeye bakıyorsun. Araziye baktın. Tamam. Şuna geldim. Bastım render'a. Aa, çok güzel oldu. Tamam, mesela bu şekilde buradaki ışık gölge ilişkisinden faydalanıp hani üzerine boyama da yapabilirsin. Background'unu bu şekilde de çıkartabilirsin. Zaten mesela şu an yeni nesil konsept artistlerden bazıları değil yani şunu da yapıyorlar. 3D'de basic model yapıp perspektifi... Özellikle SketchUp'ta hocam. Yani şey değil, mesela Feng Zhu şu an internete girersen Feng Zhu şu an şey ya, hani adam okulu bile var ya. FZD, Feng Zhu Design School diye bir şey var. Neydi bu? Asya tarafında bir yer. Şeyi bilmiyorum. Bu adam şöyle yapalım mı? FZD. Singapur'da okulu var. Bu arada gidebiliyorsanız Singapur'a gidin. Candır yani. Çünkü bütün büyük şirketlerin şeyi, branşları var orada. Bayağı büyük branşları da var yani. Branştayken şeyleri, dalları, yan ofisleri. Yan ofis bile diyemezsin. Ana ofis gibi yani. O kadar büyük ofisleri var ki orada. Mesela şu adamı mesela gördüğünüz gibi. Şey yapın. YouTube'da 60'tan fazla şeyi var. Ücretsiz bir saat boyunca nasıl yaptığını anlatıyor. Adamın adı FZD mi? Yok, Feng Zhu. Feng Zhu Design olmuş. FZD diye YouTube kanalı var. Ha, FZD diye YouTube kanalı var. Mesela bu adamın şu şekil çok şey çalışmaları olmakla birlikte hani ya okul diye buna derim zaten ya. Ya bir senelik okul işte nasıl gideceksin? Çok para ama. Çok pahalı. Değil mi? Hı-hı. Ya öğrencilerin işleri bile yani. Mesela sallıyorum. Ne kadar? Ya bunlar genelde 30 bin dolarla 60 bin dolar arasında değişiyor yıllık fiyatları. Yani 90 bin lira. Mesela sallıyorum. Şey güzeldir. Ben bu adamın şeylerini izledim bayağı bir. Mesela bazı konseptlerinde şey yapıyor. Çok basit olarak Maya'da kim hakikaten Maya'da yapıyor galiba. Mesela küplerden şeyi oluşturuyor. Genel formu oluşturuyor. Kamera açısını belirtiyor. Şu an biraz önce yaptığımız gibi bir render alıyor. Render'ın üzerinden işte bulutlu mu olsun, güneşli mi olsun, gölge nasıl vursun, şöyle mi olsun, böyle hani o color, atmosfer nasıl vermek istiyorsa onu veriyor. Yani şu an konsept tasarımcılar bile, çizerler bile 3D'den uzak durmuyor. Vallahi biz de hocam en son bizim projeye onu yapıyorduk lan modelini mi desin? Hala yapacağız. Hala yapacağız.
Şöyle ben şöyle güzel bir okul açayım ben ya. Lan. Güzel olur hocam. Ha? İnşallah. Dediğim gibi hani bu adamın şey bu adam mesela dedim ki yani şöyle adam mesela belli bir perspektifteki arabanın tekerleğini tek seferde çizebilecek kadar yetenekli bir adam. Hani anlatabiliyor muyum? Hani üst 45 alt 35'ten görürsem şöyle görürüm gibi bir şey yapıp bir yuvarlak çiziyor. Hakikaten çok yakın bir şekilde tutturuyor. O kadar yetenekli bir adam. Ve yıllardan beri yani ben bu işe ilk başladığım zaman böyle bir adam varmış diyordum. Ben başlayalı 2007'den bu yana hani 8 sene geçtim. O zaman bile filmlere sürekli konsept çizen bir adamdı. Düşünün yani bir adam şey uçmuş durumda. Ama şeyden uzak durmayın yani teknolojiden faydalı. Kimse size hani en eski usul iş yapıyorsunuz diye daha fazla para vermeyecek. Gelenekçisiniz diye ve arkadaş ben ilk önce kara kalemle çizerim sonra taratırım falan diye. Bunun için kimse size daha fazla para vermeyecek ya da daha fazla kıymet etmeyecek. Bir iş yerinde adama ne kadar çok para kazandırıyorsanız o kadar kıymetlisinizdir. Hangi sanatı kullandığınız adamın umurunda değildir. Bak bunu çok net olarak söylüyorum. Ne kullandığını anlamıyor. Evet hocam. Ya ucuz olsun diye 3D yapalım diyen var ya. Sanki çok kolaymış. Ha tamam hocam bütçemiz yok mu o zaman 3D yapalım diyenler. Yani o kadar öyle patronlar var yani. Neyse bu şekilde dediğim gibi şeyden de faydalanabilirsin. Hatta normalde senin görmeyi planladığından biraz daha uzaktan render edersin. Mesela şeyde pan zoom yapacak olursan alt vurursun. Hani aynen. Kompozitin içinde pan zoom yapacak olursan normalde şöyle göreceksen biraz daha geriden render alırsın. Hani bu sana şey verir. Ya da daha büyük çözünürlükte render alırsın. Ki render seçeneklerinde vardır o. Mesela sallıyorum sen 1280'e 720 render alacaksındır şeyini. Projeni. Buradan gelirsin. Sallıyorum 1280'e 720. HD 720. Yani normalde HD 720 ya şeyi. Yani size sallıyorum bunun iki katı olsun istersen. Şuraya gel 1440 de. Şurada 2560 mı olacak? 2560. Mesela bu şekilde render edersin. Senin şeyinde iki kat fazla durur bu. Hani o esnada büyütür, küçültür, zoom in, zoom out falan hani arkada evet, oynatmak falan. İstersen şey yapabilirsin. Render edebilirsin. Daha büyük render edip, daha ya da uzaktan render edip şeyini oynayabilirsin. Sana kalmış. Bu da bir uygulama olarak aklınızda bulunsun. Evet. Ufak bir ara.